Merhaba arkadaşlar. Organik bileşikler 6. fö ile yine birlikteyiz. 6. fö içerisinde fonksiyonel gruplar, alkoller, alkollerin sınıflandırılması, alkollerin adlandırılması, alkollerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, alkollerin eldesi ve yaygın olarak kullanılan alkoller yer almaktadır. Şimdi fonksiyonel gruplarla devam ediyoruz. Fonksiyonel gruplar organik bileşiklerde karbon ve hidrojen dışında bağlı olan atom ya da atom grupları olabilir. Bu atom ya da atom grupları bileşiğe farklı özellikler kazandırır. Örneğin OH bağlandığı zaman alkol özelliği kazandırır. CO bağlandığı zaman karboksilaz özelliği kazandırır. NH2 bağlandığı zaman baz özelliği kazandırır. Bunun gibi farklı atom ya da atom gruplarının bağlanmasıyla özellik kazanabilir. Bu özellik kazanmış olan bileşiklere biz fonksiyonel gruplar diyoruz. Fonksiyonel grup bileşiğin etkin olan kısmıdır. Fiziksel ve kimyasal özellikler fonksiyonel grubun yapısına göre değişir. Örneğin biraz önce ifade ettiğimiz gibi OH varsa alkol özelliği gösteriyor. CO varsa asit özelliği gösteriyor. NH2 varsa baz özelliği gösteriyor. Bunun gibi daha birçok fonksiyonel gruplar var. Dolayısıyla o grupların bileşik içerisinde olmasıyla özellikler o fonksiyonel gruplara göre değişmektedir. Yani en önemli kısmı bir bileşiğin fonksiyonel grubudur. Tabloda fonksiyonel grup içeren organik bileşiklerin genel adı, fonksiyonel grubu, genel formülü, örnek bileşiğin formülü ve adı verilmiştir. İnceleyelim kıymetli arkadaşlar. Alkol, fonksiyonel grubu alkolün OH şeklindedir. ROH şeklinde gösterilir. Örnek olarak etil alkolü verebiliriz. C2H5OH şeklinde bir örnek olabilir. Eter ise fonksiyonel grubu oksijendir. Bu oksijene her iki tarafına birer tane alkil grubu bağlanmasıyla eter meydana gelmiştir. Genel formülü ROR şeklindedir. Dimetil eter şeklinde burada adlandırırsak iki tane CH3 grubu bağlanmıştır. Dimetil eter örnek olarak verilebilir. Bunların bir de genel formüllerini, daha doğrusu kapalı formüllerini verecek olursak, alkollerin kapalı formülleri CnH2n artı 2O, eterlerin de genel formülleri CnH2n artı 2O olacaktır. Alkil halojenürler ise fonksiyonel grubu halojen kısmıdır, X'tir. Rx şeklinde gösterilir. CH3 Cl şeklinde görüldüğü gibi örneğimiz var. Metil klorür. Burada da CnH2n artı 1 X şeklinde gösterebiliriz. Hidrojenlerden bir tanesinin yerine halojen gelmiştir. Aldehitlerde ise fonksiyonel grup burada görüldüğü gibi karbona bağlı olan ikili bağla bağlanmış olan bir oksijen var ve bir de hidrojen var fonksiyonel grupta. Genel gösterilişi RCO şeklindedir burada görüldüğü gibi. Burada bir tane alkil grubu yerine CH3 bağladığımız zaman etanol bileşinin meydana geldiğini görüyoruz. Genel olarak formülünü gösterecek olursak kapalı formül CnH2n O olacaktır. Ketonlarda ise görüldüğü gibi aldehitteki hidrojen yerine de alkil grubu bağlanmıştır. Burada RCOR şeklinde olacaktır. CH3 CO CH3 şeklindedir. Propanın en küçük üyesi ketonların 3 karbonudur. Antiparantez belirtmiş olalım. CnH2nO'dur yine bunun kapalı formülü. Karboksilik asitler görüldüğü gibi COOH grubu bunun fonksiyonel grubudur. Bir tane alkil grubu bağlanmasıyla meydana gelen yapı RCOOH şeklinde olacaktır. Etanoik asit sirke asidi olarak örnek verilebilir. Burada da CnH2nO2 şeklinde kapalı formülü gösterebiliriz. Şurada belirtmek isterim ki arkadaşlar bazı gruplarda da bazı fonksiyonel gruplarda R yerine hidrojen gelebilir. Örneğin karboksil asitlerde R yerine hidrojen gelebilir. Ancak ketonlarda R yerine hidrojen gelemez. R yerine hidrojen gelemez. Aldehitlerde R yerine hidrojen gelebilir. Alkil halojenürlerde R yerine hidrojen gelemez. Dolayısıyla hidrojen yazamayız burada. Eterlerde R yerine hidrojen yazamayız. Çünkü ikisinin de alkil olması gerekiyor. Dolayısıyla bazılarına hidrojen yazabiliyoruz, bazılarına yazamıyoruz. Alkollerde R yerine yine hidrojen yazamayız. Hidrojen olursa zaten su olur, yazamayız. Burada amin grubunda ise NH2 bulunur. Aminlerde ise RNH2 şeklinde gösteriyoruz. Burada R yerine yine hidrojen yazamayız. Ve alkil grubu olmak zorundadır. C2H5NH2 etil amin şeklinde gösteriyoruz. Bu da CnH2n artı 1 NH2 şeklinde kapalı formülü gösterebiliriz. Nitro alkanlar, NO2 içeren alkanlar RNO2 şeklinde gösterilir. Burada yine hidrojen yazamayız. Yoksa HNO2 olur. CH3NO2 nitrometan şeklinde adlandırıyoruz. CnH2n artı 1 NO2 şeklinde yazabiliriz. Aren bileşikler ise yapısında aromatik halka bulunduran bileşiklerdir. Fonksiyonel grubu aromatik halkadır. Burada fenil grubu verilmiştir. Fenil grubu bu aromatik bileşiklerin
fonksiyonel grubudur. Buraya bir alkil grubu bağlanmasıyla toluen meydana gelmiş. Görüldüğü gibi CH3 bağlanmasıyla. Genel kapalı formüllerini bunun CnHn-1 R şeklinde gösterebiliriz. Burada bir tane hidrojen çıkarmış yerine R bağlanmıştır. Bu şekilde ifade edebiliriz. Alkoller alkan molekülündeki bir ya da daha fazla karbon atomuna OH grubunun bağlanmasıyla oluşan bileşiklere alkol denir ya da suyun hidrojenlerinden bir tanesinin yerine alkil grubunun bağlanmasıyla meydana gelen bileşiklere de alkol denir. Su H-OH şeklinde olan bir bileşikti. Daha önce ifade etmiştik. Buradaki hidrojen yerine bir tane R bağladığımızda ne olacaktır? H-O-R olacaktır. Bu da alkol bileşiğidir görüldüğü gibi. ROH olmuş oldu. Suyun hidrojenlerin ikisini yerine de R bağlarsak bu sefer eter meydana gelir, alkol meydana gelmez. Bir tanesini yerine bağlarsak alkil grubunu o zaman alkol meydana gelmiş olacak. Genel gösterilimi ROH'tır. Genel formülü ise CnHgen-2O'dur. Alkollerde OH grubunun bağlı olduğu karbon atomu SP3 hibritleşmesi yapmak zorundadır. Aksi takdirde alkol olmaz. Alkol olması için OH'un bağlı olduğu karbon atomunda ikili bağ olmaması gerekir. Ayrıca OH'un bağlı olduğu karbon atomunda bir tane OH grubu olması lazım. İki tane OH grubu olursa o da alkol olmaz. Burada görüldüğü gibi bir alken olan CH3, CH, CH2'ye hidrojen çıkarılarak OH bağlanmış. Bu bir alkol değildir. Bir enol bileşiğidir. Ve kararsız bir yapıdadır. Aynı şekilde benzen halkasına bir OH bağlanması ile meydana gelmiş olan bileşiğin adı daha önce söylemiştik fenoldür. Bu bir alkol değildir. Alkol değil. Neden? Çünkü OH'un bağlı olduğu karbon atomunda ikili bağ var. Üçüncü burada gösterilmiş olan bileşik ise bu da alkol değil. Çünkü OH ikisi de aynı karbona bağlanmış. Bu bir hidrat bileşiğidir. Dolayısıyla üçü de bu verilmiş olan bileşiklerin alkol değildir. Alkollerin sınıflandırılmasına gelince alkoller yapısında bir tane OH grubu bulundurabileceği gibi birden fazla da OH bulunduran bileşiklerdir. Bir OH grubu bulunduran alkollere mono yapısında bir anlamına gelen monoalkol. İki ya da daha çok sayıda OH grubu içeren alkollere ise poli alkoller denir. İki OH grubu içeren alkollere dialkol, diol ya da diol deriz, diol olur. Üç OH grubu içeren alkoller ise trialkol ya da triol şeklinde ifade edebiliriz. Diollerin genel formülü CnH2n+2O2, triollerin genel formülü CnHgen+2O3 şeklindedir. Her zaman bir oksijen ekliyoruz. Hidrojen sayısında bir azalma söz konusu değil. Çünkü OH'a bağlı bir hidrojen olduğundan dolayı oksijen arttıkça hidrojen de bunun yanında ne yapmış olacak? Bir hidrojen yerine OH bağlıyoruz ya, oradaki hidrojen çıkardığımızda OH'ın yanına eklemiş oluyoruz. Dolayısıyla hidrojen sayısında bir değişiklik meydana gelmiyor. Ancak oksijen sayısında poli alkollerde OH sayısı arttıkça artmış oluyor. Metanol bir monoalkoldür. Etanol bir monoalkoldür. İki bütanol bir monoalkoldür. Etandiol glikol bir polialkoldür. Propantriol gliserin bir polialkoldür. Burada görüldüğü gibi metanolde bir OH, etanolde bir OH. İki bütanol yine aynı şekilde sekonder butil alkol de diyebiliriz buna. Bir tane OH var. Ancak etandiol glikolde görüldüğü gibi iki tane OH olduğundan dolayı diol ifadesini kullandık. Propantriolde görüldüğü gibi üç tane OH olduğundan dolayı triol ifadesini kullanmış olduk. Alkoller OH grubunun bağlı olduğu karbon atomuna bağlı karbon sayısına göre de primer, sekonder ve tersiyer alkol olmak üzere üç gruba ayrılır. Primer alkollere uç alkoller de diyebiliriz. OH grubunun zincirin ucunda olduğu alkollerdir. OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda bir tane karbon atomu var ise bu alkollere primer alkol denir. Ya da OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda iki tane hidrojen atomu varsa yine primer alkol olur. OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda 3 tane hidrojen olan CH3OH bu da yine aynı şekilde primer alkol özelliği gösterir. Sekonder ikincil alkoller ise OH'ın bağlı olduğu karbona eğer ki iki tane alkil grubu bağlıysa, başka bir ifadeyle iki karbon bağlıysa ya da bir tane hidrojen atomu var ise bunlar da sekonder alkol özelliği gösterir. Sekonder alkollere ise biz iç alkol diyebiliriz. Yani normal zincirin herhangi bir yerinde dallanmış olmadan düz olarak yazılmış olan zincirin herhangi bir yerinde bir tane OH varsa uçlarda değil ortalarda sekonder alkol özelliği gösterir. Tersiyer alkoller ise OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda 3 tane karbon atom bağlıysa ya da 3 tane alkil grubu varsa
ya da hidrojen atomu yoksa bu alkollere tersiyer alkol diyoruz. Başka bir ifadeyle OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda dallanma varsa bu da tersiyer alkol özelliği göstermiş olacaktır. Burada görüldüğü gibi OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda hidrojen yok. Bu da tersiyer alkoldür. Örnek bir ROH yapısına sahip bir sekonder alkolün 0,2 molü 17,6 gramdır. Buna göre bu bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? 0,2 molü 17,6 gramsa 0,2 eşittir M bölü MA'dan 17,6 bölü mol kütlesinden MA eşittir buradan 176 bölü 2 yapar. Buradan da MA eşittir 176 2'ye bölersek 88 olduğunu görürüz. Demek ki mol kütlesi 88 grammış. Bir mono alkolün molekül formülü, daha doğrusu kapalı formülü CnH2n artı 2 O şeklindeydi. 12n kütle burada var. 2n artı 2 burada var. 16'da oksijenden dolayı var. Toplam 14n artı 18 yaptı. 14n artı 18 eşittir 88'den. 14n eşittir buradan 70 kalır. N eşittir buradan 5 olur. Demek ki 5 karbonlu bir alkolmüş. Ve düz zincirli olduğuna göre ve sekonder alkol olduğuna göre, yapısına sahip sekonder alkolün 0,2 molü demiş burada. O zaman sekonder alkolü bulmaya çalışıyoruz. Burada A seçeneğindeki alkol primer alkoldür, olmaz. C seçeneğindeki alkol yapısında görüldüğü gibi ikili bağ olduğundan dolayı burada alkan yapısında değildir. Mol kütlesi 88 olmaz hesapladığımız takdirde. D seçeneğindeki alkol yine aynı şekilde mol kütlesi 88 olmaz hesapladığımızda. Ancak düz zincirli ve pi bağı içermeyen bir alkolün mol kütlesi burada 88 olur. B seçeneğinde ise görüldüğü gibi OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda bir tane hidrojen olduğundan dolayı bu sekonder alkoldür. E seçeneğinde ise OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda hidrojen olmadığı için bu tersiyer alkol. Bu da olmaz. Öyleyse doğru cevap burada B seçeneği olur. Çünkü anlatılan ifadeye en uygun olan bu alkoldür. Sekonder alkoldür. Yapısında 5 tane karbon atomu vardır. Ve CnH2n artı 2O genel formüle uymaktadır. Onun için doğru cevabımız burada B seçeneği olur. Örnek 2. ROH yapısındaki bir alkolün primer alkol olduğu bilinmektedir. Buna göre alkoldeki alkil grubu aşağıdakilerden hangisi olamaz? Primer alkol ise demek ki OH uçta olacaktır. Alkil grubu CH3OH olabilir. Görüldüğü gibi OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda 3 tane hidrojen var. CH3, CH2OH olabilir. Görüldüğü gibi burada OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda 2 tane hidrojen var. D seçeneğinde CH3, CH2, CH2OH olabilir. Görüldüğü gibi burada da OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda 2 hidrojen var. CH3, CH2OH burada görüldüğü gibi yine OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda 2 tane hidrojen var. OH'ın bağlı olduğu karbonda 2 tane hidrojen varsa ya da bir karbonlu olan metil alkol için 3 tane hidrojen varsa primer alkoldür. Ancak OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda A seçeneğinde bir tane hidrojen vardır. Bu sekonder alkoldür. Primer alkol değildir. Doğru cevap burada A seçeneğidir. Etkinlik 1. Aşağıdaki alkollerin primer, sekonder ve tersiyer alkol olarak sınıflandırınız. Burada CH3OH primer alkol çünkü uç alkoldür. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi OH eğer uçta ise primer. B seçeneğinde de OH uçta görüldüğü gibi ya da OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda 2 tane hidrojen var. Ya da OH'ın bağlı olduğu karbon atomu bir karbona bağlı. Her açıdan bakabiliriz. Primer alkol olduğunu buradan anlayabiliriz. Primer. C seçeneğine baktığımız zaman OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda bir tane hidrojen olduğu için bu sekonder özelliği gösterir. D seçeneğine baktığımız zaman OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda hiç hidrojen yok. 3 tane alkil grubu var. Dolayısıyla bu tersiyer alkol özelliği gösterir. E seçeneğine baktığımız zaman bir siklo yapıda olan alkol görüyoruz. Siklo yapıdaki alkollerde mecburen bir karbon atomu iki karbon atomuna bağlı olduğu için bu sekonder alkol özelliği gösterir. F'ye baktığımız zaman OH'ın bağlı olduğu karbonda 2 tane hidrojen olduğundan dolayı bu primer alkol özelliği gösterir. Alkollerin adlandırılması, alkollerin AYOPAC sistemine göre adlandırılmasında aşağıdaki kurallar uygulanır. Aşağıdaki kuralları incelediğimizde OH grubu içeren en uzun karbon zinciri seçilir. Buradaki örneğe baktığımız zaman en uzun karbon zinciri görüldüğü gibi 5 karbonludur. OH'ın bağlı olduğu zincir içerisinde 5 tane karbon vardır. Karbon atomları OH grubuna yakın olduğu uçtan itibaren numaralandırılır. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde numaralandırmışız. Sonra bağlı olan gruplar varsa grupların adı ve yeri belirtilir. 4, 4 dimetil şeklinde belirttik burada görüldüğü gibi. Daha sonra OH grubunun bağlı olduğu karbonun numarası belirtilir. 2. Daha sonra alkan ismi söylenir. Ana zincirin pentan. En sona da OL2 getirilir alkol olduğunu belirtmek için. Bu ikinci bileşiğimizde adlandıracak olursak en uzun karbon zincirini yine çerçeve içerisine aldık.
OH'ın bağlı olduğu taraf sol tarafa yakın olduğundan dolayı 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonlu. OH'ın bağlı olduğu karbon 3 numaralı karbonda ve 4 numaralı karbonda CH5 var. 2 numaralı karbonda etil var. Metil var pardon. Yine alfabetik sıraya göre isimlendirme yapıyoruz. 4 etil, 2 metil, 3. karbonda ise OH olduğundan dolayı 3 heksanol şeklinde adlandırma yapıyoruz. 3 heksan sonra da ol eki getiriyoruz. 4. Birden fazla OH grubu içeren alkollerde OH gruplarının karbon numaraları birlikte peş peşe yazıldıktan sonra alkan adının sonuna hidroksil sayısının belirten D3 tetra ekleri ve son ek olarak da ol eki getirilir. Burada görüldüğü gibi 1-2 propandiol yani 1. ve 2. karbonda OH olduğunu belirtmek için 1-2 propandiol diyoruz. Adlandırmada önceki adlandırmalardan farklı olarak alkan ismi sonuna adet belirtmek için D3 sözcüğünü getiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 görüldüğü gibi 5 karbonlu en uzun zinciri yine seçtik. 2. 3. ve 4. karbonda OH var. 2, 3, 4 pentantriol şeklinde adlandırıyoruz. Alkanın ismini söyledikten sonra OH'ın adedini söylüyoruz. Daha sonra da ol sözcüğü getirerek adlandırma yapıyoruz. Beşincisi ise ikili ya da üçlü bağ içeren alkollerde bu bağların yeri belirtilir. Karbon atomlarının numaralandırılmasına OH grubunun yakın olduğundan itibaren başlanır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi fonksiyonel gruplar var ise şayet fonksiyonel gruplar ikili üçlü bağlardan daha önceliklidir. Burada OH grubu 1 numaralı karbonda. 1 numaralı karbon eğer ki soldan başlamış olsaydık alkenin bağlı olduğu karbon olacaktı. Ancak biz OH'ı tercih ediyoruz. OH'ın tarafından başlıyoruz. Çünkü biraz önce ifade ettiğimiz gibi fonksiyonel grup önceliklidir. 1, 2, 3, 4 şeklinde verdik numarayı. Burada 3. karbonda ne var? Görüldüğü gibi ikili bağ var. 3 büten 1 ol şeklinde adlandırıyoruz. Burada öncelikle ikili bağın bulunduğu karbon numarasını belirttik. Alken ismini söyledik. Sonra da hangi numaralı karbonda OH varsa onun numarasını belirttikten sonra ol sözcüğünü getirmiş olduk. Aynı şekilde alkin yapısında olan bir alkol olursa şayet burada görüldüğü gibi 4 numaralı karbonda ne var? 4 numaralı karbonda üçlü bağ var. 4 heksin ikinci karbonda da OH olduğu için 2 ol şeklinde adlandırıyoruz. Alkoller Avyupak adlandırması dışında da yaygın olarak adlandırılabilir. Yaygın olarak adlandırıldığı zaman alkoller OH grubunun bağlı olduğu alkil grubu söylendikten sonra alkol sözcüğü getirilerek yapılır. Burada görüldüğü gibi metil alkol, metile OH bağlandığı için, etile OH bağlandığı için etil alkol. Burada görüldüğü gibi izopropile OH bağlandığı için izopropil alkol. Burada görüldüğü gibi tersiyer butile OH bağlandığı için tersiyer butil alkol şeklinde adlandırma yapıyoruz. Alkil gruplarının ismi söylendikten sonra alkol sözcüğü getiriyoruz. Şöyle olsaydı CH3, CH3, CH2OH olsaydı bu da izo butil alkol olurdu. İzobutil alkol şeklinde adlandırırdık. Alkollerde alkil gruplarını söyledikten sonra alkol sözcüğü şeklinde adlandırma yaygındır. Oldukça fazla kullanılır. Etkinlik 2 aşağıda formülleri verilen alkolleri AYIPAK sistemine göre ve yaygın adlandırmaya göre adlandırınız. CH3OH bu metil alkol yaygın adlandırma. Ya AYIPAK adlandırmasına göre metanol şeklinde olur. Metanol. CH3 CH2OH bu etil alkol yaygın olarak önce yaygın yazalım. Etanol olur. Bu ise propil alkol. Propil alkol. Normal propil alkol. Propanol şeklinde adlandırıyoruz. Bu ise görüldüğü gibi izobutil alkol, izopropil alkol pardon, izopropil alkol, 2 propanol şeklinde adlandırıyoruz. Bu da propil alkol, 1 propanol şeklinde adlandırabiliriz. 1 numaralı karbonda olduğunu belirtmemiz gerekir. E'de ise görüldüğü gibi OH burada halkanın neresinde olursa olsun 1 numaralı karbonda olduğu için siklobütanol şeklinde adlandırıyoruz. Bütanol, yaygın ise siklobütil alkol deriz. Burada ise OH ikinci karbonda görüldüğü gibi sekonder butil alkol yaygın adlandırma. Yupag'a göre ise Yupag'a göre ise 2 butanol şeklinde adlandırıyoruz. Burada ise OH birinci karbonda görüldüğü gibi 1 propanol diyeceğiz ama şurada CH3 dallanması var. İkinci karbonda 1, 2, 3, 2 metil, 2 metil, 1 propanol. Yupag'a göre böyle. Yaygın adlandırmada ise şu izo görüldüğü gibi butildi. İzobutil alkol şeklinde adlandırırız. Diğer yandan görüldüğü gibi burada
İkinci karbonda OH var ve CH3 var. Zinciri şu şekilde alacak olursak görüldüğü gibi 3 karbonlu. İkinci karbonda metil var. 2 metil. 2 metil. İkinci karbonda OH var. 2 propanol. Böyle adlandırıyoruz. Peki yaygın olarak adlandırma şekli ise tersiyer butil alkol. Tersiyer butil alkol diye adlandırıyoruz. İ'de ise görüldüğü gibi 2 tane OH var. 1-2 etandiol. Bu YUPAC'a göre adlandırma. Görüldüğü gibi. Bunun özel adı, yaygın adı glikoldür. Burada ise 1, 2, 3, 4 görüldüğü gibi. 2, 3, 2, 3 butandiol şeklinde adlandırıyoruz. 2, 3 butandiol dedik. Yaygın olarak adlandırılması ise K'da ise 3 tane karbon, aynı zamanda 3 karbona birer tane bağlı olan OH görüyoruz. Birinci karbon, ikinci, üçüncü karbon. 1, 2, 3 propan triol şeklinde adlandırırız. Ayrıca bunun özel adı gliserindir. L'de siklo yapıda bir polialkol görüyoruz. Birinci karbon, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı karbon şeklinde numaralandırdığımız zaman 1, 3, 5 sikloheksan triol şeklinde adlandırırız. M'de ise görüldüğü gibi hem OH var hem de alken yapısında siklo yapılı bir alkol var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üçüncü karbonda alken var görüldüğü gibi. 3 siklo heksen 1 ol şeklinde adlandırıyoruz. Birinci karbonda da OH olduğundan dolayı. Düz zincirli bir yapı söz konusu burada görüldüğü gibi. Hem alken yapısında OH ikinci karbonda. Çünkü OH'ın en yakın olduğu uçtan itibaren karbonlara numara veriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Üçüncü karbonda çift bağ var. 3 penten 1 ol şeklinde adlandırıyoruz. O'ya geldiğimiz zaman hem CH3 dallanması var. Burada hem OH var hem de aynı zamanda alkin yapısında. OH'ın bağlı olduğu uçtan uca yakın olan karbondan itibaren numara veriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Üçüncü karbonda metil bağlı 3 metil. Dördüncü karbonda üçlü bağ var. 4 pentin. İkinci karbonda OH var. 2 ol şeklinde adlandırıyoruz. P'de ise görüldüğü gibi benzil grubuna OH bağlanmış. Bu da benzil alkol olarak adlandırılır. Alkollerin fiziksel özellikleri. Alkollerin düşük karbon sayılı üyeleri renksiz, nötral sıvılardır. Karakteristik kokuları ve yakıcı tatları vardır. İlk üç üyesi su ile her oranda karışır. C4, C11 karbonlu olanları yağ kıvamında olup su ile her oranda karışmaz. Belirli oranda karışır. Belirli oranda ancak çözünebilir. Alkoller polar bileşikler olduğundan dolayı suda biraz önce ifade ettiğimiz gibi çözünebilirler. Karbon oksijen bağı polardır. Moleküller arasında hidrojen bağı vardır. Hidrojen bağı vardır. Çünkü OH var yapılarında. Yapısında OH olan bütün bileşiklerin moleküller arasında hidrojen bağı bulunur. Alkoller su ile hidrojen bağı oluşturarak közelti oluştururlar. İyi çözünürler bundan dolayı. Molekül büyüdükçe çözünürlükleri azalır. Bütün organik bileşiklerde olduğu gibi molekülde karbon sayısı arttıkça sudaki çözünürlük azalır. İki değerli alkoller daha fazla hidrojen bağı oluşturduklarından suda daha iyi çözünürler bu durumdan dolayı. Etandiol örneğin glikol suda daha iyi çözünür. Propantriol gliserin suda daha iyi çözünür. Çünkü OH sayısı arttıkça suyla oluşturdukları hidrojen bağı sayısı artacağından dolayı suda daha iyi çözünürler. Aynı zamanda alkollerin kaynama noktası alkanlara göre oldukça yüksektir. Etanın kaynama noktası burada görüldüğü gibi eksi 88 santigrat dereceyken metanolün kaynama noktası 64,7 derece olmuş. Etanolun kaynama noktası ise 78 derece olmuş. Görüldüğü gibi propanolun kaynama noktası ise 97 santigrat derece olmuş. Görüldüğü gibi karbon sayısı arttıkça kaynama noktası artıyor. Ancak önemli olan burada OH. Yani metanolün kaynama noktası 64,7 görüldüğü gibi tekrar ediyorum. Ama aynı şekilde etanın kaynama noktası, mol kütlesi etanın daha büyük olmasına rağmen kaynama noktası metanolden daha düşüktür. Çünkü burada OH'ın bulunmuş olması, hidrojen bağının oluşması oldukça önemlidir kaynama noktası için. Birbirinin izomeri olan alkollerde dallanma arttıkça kaynama noktası düşer. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bütün organik bileşiklerde dallanma arttıkça kaynama noktası düşer.
Daha önce de söylemiştik. Pentan, izopentan, neopentan. Kaynama noktası pentanın örneğin daha yüksekti. Neopentanın en düşüktü. Burada da aynı şey söz konusu. Burada görüldüğü gibi OH eğer uçtaysa normal butil alkolün kaynama noktası 118 derecedir. Ancak izobütil alkolün kaynama noktası 108 derecedir. Dallanma olduğundan dolayı kaynama noktası burada düşmüştür. Tersiyer butil alkolün kaynama noktası ise 83 derecedir görüldüğü gibi. Yani burada dallanma olduğundan dolayı moleküller birbiriyle daha yakın temasa geçemezler ve dolayısıyla moleküller arası çekim kuvveti azalır ve bundan dolayı da kaynama noktası düşer. Üniversite sınavında çıkan bir soru örnek 3. Polar yapıdaki bileşiklerin suda çözünürlüğü daha fazladır. Buna göre aşağıdaki bileşiklerden hangisi suda diğerlerinden daha çok çözünür? Metan suda çözünmez. Alkanlar suda çözünmezdi. Eten yine aynı şekilde alkenler de suda çözünmez. Hidrokarbonlar suda çözünmezdi. 2,2 dimetil propan da yine alkan olduğundan dolayı suda çözünmez. Siklopropan bu da alkan olduğu için suda çözünmez. Ancak 1 butanol alkol olduğundan dolayı yapısında OH bulunduğundan dolayı CH3, CH2, CH2, CH3 şeklinde, CH2 OH şeklinde pardon gösterebiliriz. Burada görüldüğü gibi bir alkoldür, 1 butanol budur. Dolayısıyla OH bulunduğundan dolayı polar yapıdadır ve suda çözünür. Doğru cevap C seçeneğidir. Örnek 4. Bileşikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Birinci bileşikte görüldüğü gibi primer alkol görüyoruz. İkincide ise bir tersiyer alkol görüyoruz. Bunların her ikisi de 1, 2, 3, 4 karbonlu. Evet. Bileşikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır denilmiş? 1 primer alkoldür, doğrudur. 2'nin yaygın adı tersiyer butil alkoldür, doğrudur. Tersiyer alkol özelliği gösteriyor. 1'in kaynama noktası 2'ninkinden küçüktür, yanlıştır. 1'in kaynama noktası 2'den büyüktür. Çünkü dallanma arttıkça kaynama noktası düşer demiştik. 2'nin kaynama noktası daha düşüktür. Birbirinin izomeri bileşiklerdir, doğru. Kapalı formülleri bunların. Her ikisinin de aynıdır. 4'er karbon olduğuna göre C4H10O'dur. Bu da C4H10O'dur. Dolayısıyla kapalı formüller aynıdır. Dolayısıyla izomer bileşiklerdir. Birinin sistematik adı 1 butanoldür. Birincinin sistematik adı evet 1 butanoldür. Doğrudur. Birinci karbonda OH var çünkü 1, 2, 3, 4 karbonlu. Öyleyse yanlış olan sorulduğu için doğru cevap C seçeneği olur. Örnek 5. Üniversite sınavında çıkmış olan bir soru. Bileşiğinin Ayıpak sistemine göre adı aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. OH'ın bağlı olduğu uca en yakın karbondan itibaren numaralandırılır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbonlu. 4. karbonda görüldüğü gibi ikili bağ olduğu için 4, 7 karbonlu olduğu için hepten diyoruz. 4 hepten. 3. karbonda OH olduğu için 3 ol şeklinde adlandırıyoruz. Doğru cevap A seçeneğidir. Örnek 6. Aşağıdaki alkollerden hangisinin yaygın adlandırılmadaki adı yanlış verilmiştir? Burada OH ikinci karbonda görüldüğü gibi izopropil alkol. Yani izopropil şu yapıydı hatırlarsak CH3, CH3 şeklindeki yapıya biz izopropil diyorduk. İkinci karbonda eğer OH bağlı olursa izopropil alkol olur. Bu doğrudur. Burada B'de görüldüğü gibi sikloheksil alkol doğrudur. Çünkü görüldüğü gibi burada sikloheksil var. 6 karbonlu ve alkol yapısında doğrudur. C'de ise OH uçta görüldüğü gibi OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda 2 tane hidrojen var. Tersiyer butil alkol demiş. Bu yanlıştır. Bu izobütil alkoldür. Doğrusu izobütil alkol olacak. Tersiyer butil alkolün yapısı CH3, 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 OH şeklindedir. OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda hidrojen olmayacak. Oysa burada OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda 2 tane hidrojen vardır. D'de ise CH3, CH, CH2, o CH3 şeklinde verilmiş. OH aradaki bir karbon atomunda uçta değil. Sekonder butil alkol doğru verilmiştir. OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda 2 tane karbon var sağ ve sol olmak üzere. E'de ise görüldüğü gibi bir aromatik halka var. CH2 OH. Aromatik halkada CH2 bağlıysa buna benzil diyorduk. Benzil alkol doğru adlandırılmıştır. Yanlış olan C seçeneğindeki adlandırmadır. Doğru cevap C seçeneğidir. Etanolün elde edilme yöntemleri. Etanol özellikle alkol içeceklerin yapısında kullanılır. Etanol glikozun fermantasyonu yöntemiyle elde edilir. Glikoz çeşitli meyvelerin ve çeşitli sebzelerin yapısında bulunabilir. Özellikle elma gibi, üzüm gibi meyvelerin yapısında glikoz vardır. Şeker kamışı, mısır, pirinç gibi, buğday gibi bitkilerden de yine glikoz elde edilir. Glikozdan da Siemens enzimi yardımıyla etil alkol elde edilir. Şeker içeren çözeltinin mayalandırılarak etil alkole dönüştürülmesi fermantasyon yöntemiyle gerçekleşir.
Alkil halojenürlerin seyreltik potasyum hidroksit ya da sodyum hidroksit bazlarının sulu çözeltileriyle ısıtılma sonucu alkoller yine elde edilir. Tepkimede halojen ile OH yer değiştirerek burada bir tuz oluşur. Nacile tuz oluşurken bir de alkol meydana gelmiş olur. Görüldüğü gibi etil klorür de klorla OH yer değiştirmiştir. OH klorun yerine geçmiştir. Klor da OH'ın yerine geçmiştir. Nacile bileşiği oluşurken bu arada etil alkol meydana gelmiştir. Alkenlerin kuvvetli katalizörlüğünde su ile katılma tepkimesi sonucunda yine alkol meydana gelir. Alkol oluşur. İkili bağlar açılarak ikili bağlardaki karbonlardan bir tanesine hidrojen, diğerine ise OH bağlanır. Böylece alkol meydana gelmiş olur. Burada görüldüğü gibi etil alkol oluştu su katılması tepkimesi sonucunda. Yaygın kullanılan alkoller metanol, metil alkol. Sanayide karbonmonoksidin hidrojen gazı ile tepkimesinden elde edilir. Teknikte ise odunun kuru kuruya havasız ortamda damıtılmasından elde edilir. Bundan dolayı odun ruhu adı da verilir. Az bir miktarda kullanılması körlüğe neden olduğu gibi biraz daha fazla kullanıldığında ise ölüme neden olabilir. Kaynama noktası 64,7 santigrat derece olan renksiz bir sıvıdır. Diğer organik bileşiklerin sentezlenmesine kullanılır. Su ile her oranda karışarak çözelti oluşturur. Aynı zamanda yakıt olarak kullanılabilecek bir alkoldür. Etil alkol ise, etanol ise CH5OH formülüyle biliyoruz. Etanol berrak, renksiz, kaynama noktası 78,4 derece olan bir sıvıdır. Dünyada ve üretilen etanolün büyük bir çoğunluğu fermantasyon yöntemiyle elde edilir. Fermantasyonda genellikle şeker kamışı ve mısır gibi bitkiler kullanılır. Bu şekilde üretilen alkollere, biyoetanol adı verilir. Biyoetanol denir. Biyoetanol yakıta katıldığı zaman yakıtın kalitesini artırır. Yani oktan sayısını artırır. Oktan sayısını artırmak için benzine belli oranda biyoetanol katılır. Dolayısıyla böylece benzinin vuruntu yapmadan çalışması, daha düzenli çalışması sağlanmış olur. Etanol iyi bir çözücü olduğundan kozmetik sanayinde çözücü olarak kullanılır. Parfüm üretiminde kullanılır. Etanolün dezenfektan özelliği de vardır. Bundan dolayı evlerde dezenfektan olarak kullanılır. Son zamanda koronavirüse karşı da yine etkili olduğu düşünüldüğünden dolayı her yerde etanol karşımıza çıkmaktadır ve dezenfektan olarak kullanılmaktadır. Gliserin ise 1-2-3 propantriyol yani 3 karbonda da OH vardır. Gliserin polialkollerin en önemli üyesidir. Yağ asitleriyle birleşerek yağları meydana getirir. Kaynama noktası 290 santigrat derece olan kıvamlı, viskozitesi yüksek olan bir sıvıdır. Gliserin ilaç ve kozmetik sanayinde yaygın olarak kullanılan bir alkoldür. Merhemlerde ve kozmetiklerde nemlendirici olarak kullanılır. Gliserin nitrik asit ile tepkimeye girdiği zaman nitrogliserin meydana gelir. Nitrogliserin patlayıcı özelliğinde bir maddedir. Bir polialkol olan glikol ise renksiz, kıvamlı ve tatlımsı su ile her oranda karışan bir sıvıdır. Zehirli bir maddedir. Kaynama noktası 197 santigrat derecedir. Glikol, vernik ve selüloz asetatlar için iyi bir çözücüdür. Araçlarda donma noktasını düşürmek için antifriz olarak kullanılır. Örnek 1. Aşağıdaki alkollerden hangisinin karşısında verilen bilgi yanlıştır? Metanol zehirli olup içilmesi durumunda körlüğe veya ölüme neden olabilir. Bu doğrudur. Etanol antiseptik olarak sağlık alanında ve ilaç, kolonya, parfüm yapımında kullanılır. Doğrudur. Günlük hayatta özellikle etanolle çok içli dışlıyız. Glikol, CH4OH2 araçlarda antifriz olarak kullanılır. Donma noktasını düşürmek için kullanıyoruz. Bu da doğrudur. Gliserin, kozmetik sanayisinde nemlendirici olarak kullanılır. Doğrudur. İlaçların yapımında, merhemlerin yapımında kullanılır. İzopropil alkol, primer alkoldür. İzopropil alkol, evet, izopropil alkol, primer alkol değildir. Sekonder alkoldür. CH3OH olduğundan, OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda bir tane hidrojen olduğundan dolayı bu sekonder alkol özelliği gösterir. Bunun için bu yanlıştır. Doğru cevap E seçeneğidir. Örnek 8. Yukarıdaki tepkimelerde oluşan XYZ bileşiklerinin hangileri etanoldür? Etanol, glikozun mayalanma sonucunda meydana gelir. Dolayısıyla birinci öncülde yer alan X bileşiği etanoldür. Etanol olarak karşımıza çıkar. İkinci de CH5Cl alkil halojenürlerde KOH ile tepkime gerçekleştiğinde OH ile klor yer değiştirir. Dolayısıyla yine burada alkol oluşur. İki karbonda olduğundan bu da CH5OH'tır. Dolayısıyla bu da etanoldür. Üçüncüde ise bir alken olan etene su katıyoruz. Su kattığımız zaman alkollere alkol oluşur. O zaman Z de alkoldür. CH5OH'tır. Öyleyse 1-2-3 doğru cevap
Burada X, Y, Z üçü de alkoldür. E seçeneğidir. Temel düzey sorularla devam ediyoruz. Örnekler burada bitti. Kıymetli arkadaşlar, alkollerin özelliklerini görmüş olduk. Alkollerin adlandırılmasını gördük. Alkollerin kullanım alanlarını, alkollerle ilgili aşağı yukarı bilinmesi gereken her şeyi burada anlatmış olduk. Şimdi temel düzey sorularla devam ediyoruz. Birinci soru. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi alkol özelliği gösterir? Alkol olması için OH'ın bağlı olduğu karbonda ikili bağ olmayacak. İkili bağ var. Burada da ikili bağ var, olmaz. Burada da üçlü bağ var, olmaz. OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda polar olan başka bir maddede bağlı olmayacak. Yani siyanür de burada görüldüğü gibi OH gibi bir pozisyondadır. OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda siyanür gibi, nitro gibi başka gruplarda bağlı olmayacak. Biz bunu ancak şöyle söylemiştik daha önce. OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda bir başka OH daha bağlıysa alkol değildir demiştik. Burada farklı bir soru karşımıza geldi. Siyanür de OH gibi değerlendirebiliriz. Çünkü bu da eksi yüklü bir iyondur. OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda eksi yüklü başka bir iyon daha var ise bu da alkol değildir. Dolayısıyla burada A seçeneğindeki bileşik de alkol değildir. Bakıyoruz E seçeneğinde OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda biraz önce ifade ettiğimiz gibi başka OH yok, çift bağ yok. Öyleyse bu bir alkoldür, bu tersiyer alkoldür. Doğru cevap E seçeneğidir. Temel düzeyden ikinci soru. Monoalkollerle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? Yapısında bir tane OH grubu bulunduran alkollerdir. Bu doğrudur. OH grubunun bağlı olduğu karbon atomunda bir tane alkil grubu varsa primer alkoldür. Bu da doğrudur. Uç alkol demektir bu. OH uçta ise primerdir. OH grubunun bağlı olduğu karbon atomunda iki tane alkil grubu varsa sekonder alkoldür. Bu da doğrudur. OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda başka bir ifadeyle iki tane karbon atomu bağlıysa diyebiliriz. OH grubunun bağlı olduğu karbon atomunda alkil grubu yoksa tersiyer alkoldür. OH grubunun bağlı olduğu karbon atomunda alkil grubu yoksa değil, hidrojen yoksa olacak. Alkil grubu mutlaka var. 3 tane alkil grubu oluyor. 3 tane olması lazım tersiyer alkol olması için. Bu da yanlış verilmiş olan bir ifadedir. Yanlıştır. Aynı karbon sayılı bir alkolün primer, sekonder ve tersiyer şekilleri birbirinin izomeridir. Bu doğrudur. Burada doğru cevap D seçeneği olur. Üçüncü soru. Yukarıdaki alkoller primer, sekonder ve tersiyer olarak aşağıdakilerin hangisinde olduğu gibi sınıflandırılmıştır? Birincide görüldüğü gibi OH CH2'ye bağlanmış ve iki tane hidrojen var. Dolayısıyla primer alkoldür bu. Primer diyoruz. Uçta. İkincide ise görüldüğü gibi OH ortada. OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda bir tane hidrojen var. O zaman bu sekonder. Üçüncüde ise OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda iki tane CH3 var görüldüğü gibi. Bunu açarsak CH3, CH3, CH3 şeklinde olacaktır. OH burada görüldüğü gibi 3 tane karbon atomuna bağlı olan karbona bağlandığı için başka bir ifadeyle OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda 3 tane alkil grubu olduğu için tersiyer alkoldür. Bu da tersiyerdir. O zaman birinci alkol primerdir, ikincisi sekonderdir, üçüncüsü tersiyerdir. Doğru cevap A seçeneği olur. Dördüncü soru. Bileşiğinin sistematik adı aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? OH'ın en yakın olduğu uçtan itibaren karbonlara numara vereceğiz. Burada birinci karbonda OH var. 2, 3, 4. 4 karbonlu. İkinci karbonda metil bağlı. 2 metil diyoruz. İkinci karbonda metil bağlı. Birinci ve üçüncü karbonda ise OH var. 1, 3. 4 karbonlu olduğu için alkan adını söylüyorum. Bütan. Şimdi OH'ın adedini söylüyorum. Di. Sonra da alkol olduğunu belirtmek için ol getiriyorum. Demek ki 2 metil 1,3 butandiol şeklinde adlandırılmalıymış. 2 metil 1,3 butandiol A seçeneğinde vardır. Doğru cevap A seçeneğidir. Beşinci soru. Bileşikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Birinci alkol primer alkoldür. Doğrudur bu. Birinci de verilmiş olan alkol primer. Çünkü OH'ın bağlı olduğu karbonda 2 tane hidrojen var. İkinci alkol 1,2 propandiol olarak adlandırılır bakalım. Birinci karbonda OH var, 2'de OH var, 3'te yok. 1,2 propandiol doğru adlandırılmıştır, doğrudur. Kaynama sıcaklıkları arasındaki ilişki 3,2,1 şeklindedir bakıyorum. Üçüncü karbonda, daha doğrusu üçüncü öncülde verilen alkol 3 OH içerdiğinden dolayı. OH sayısıyla kaynama noktası doğru orantılıdır. Dolayısıyla bu da doğrudur. OH sayısı arttıkça kaynama noktası artar. Birbirinin izomeri bileşiklerdir, bu yanlıştır. Çünkü OH sayıları eşit değil. Yani oksijen sayıları eşit değil. Aynı karbon sayısında, aynı oksijen sayısında olması lazım ki bunlar birbirinin izomeri olsunlar. Burada karbon sayıları aynıdır ancak oksijen sayıları aynı olmadığı için bunlar birbirinin izomeri değildir. Üçüncü hem primer hem de sekonder alkol grubu içerir. Bakıyorum. Üçüncüde ise
Uçlarda OH var. Bundan dolayı primer alkol özelliği gösterir. Ortadaki karbonda da OH var. Dolayısıyla bundan dolayı sekonder alkol özelliği gösterir. Öyleyse doğrudur. Doğru cevap burada yanlış sorulduğu için D seçeneğidir. Altıncı soru. Alkolleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? CH5OH verilmiş, bir de gliserin verilmiş burada görüldüğü gibi. Bir primer alkoldür. Bu doğrudur. Çünkü OH'ın bağlı olduğu karbonda iki tane hidrojen var. 2, 1, 2, 3 propan triol olarak adlandırılır, doğrudur. Birinci karbonda, ikinci ve üçüncü karbonda OH olduğu için. Birincinin kaynama noktası ikincininkinden küçüktür, doğrudur. Çünkü OH sayısı arttıkça kaynama noktası artar. OH sayısı da kaynama noktası doğru orantılıdır. Çünkü hidrojen bağ sayısı artıyor OH sayısı arttıkça. Birinci araçlarda benzinle karıştırılarak yakıt olarak kullanılabilir, doğrudur. Çünkü benzinin yanma kalitesini de artırır. Benzin de vuruntuyu azaltır. Benzin de oktan sayısını artırır. Birincinin viskozitesi aynı sıcaklıkta ikincininkinden büyüktür, yanlıştır. Gliserin viskozitesi oldukça büyük olan yağımsı bir sıvıdır. Dolayısıyla bu yanlıştır. Doğru cevap B seçeneğidir. Temel düzey sorular bitti. Orta düzey sorularla devam ediyoruz. Birinci soru. Aşağıda genel formül organik bileşik sınıfı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Genel formül ROH ise bu bir alkoldür. Doğru eşleştirilmiştir. Genel formül RCHO ise bu bir aldehittir. Doğru eşleştirilmiştir. Çünkü aldehitlerde fonksiyonel grup CHO şeklindedir. RCOOR şeklinde ise bu bir keton değildir. Bu bir ester bileşiğidir. Ketonlarda RCOOR şeklindedir. O bir tanedir. Dolayısıyla keton olsa böyle olurdu. Bu yanlıştır. RCOOH karboksilik asittir. Bu doğrudur. ROR ise eterdir. Çünkü o suyun hidrojenlerinin yerine hidrojen R bağlanması ile meydana gelen bileşiklere biz eter diyorduk. Dolayısıyla bu eterdir. Burada doğru cevap C seçeneği olur. İkinci soru, aşağıda verilen alkollerden hangisi bir tersiyer alkoldür? Tersiyer alkol olması için OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda hiç hidrojen olmaması gerekir. Ya da OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda dallanma olursa yine tersiyer alkol olur. Ya da OH'ın bağlı olduğu karbon atomu 3 tane alkil grubu içeriyorsa yine tersiyer alkol olur. Burada A seçeneğinde 2 metil 2 propanol denilmiş. İkinci karbonda metil bağlı, ikinci karbonda OH var. Burada net olarak belli ki OH'ın bağlı olduğu karbon atomunda bir tane grup daha bağlıysa biraz önce ifade ettiğimiz gibi bu tersiyer alkol olurdu. Yapıyı çizip görelim. CH3, ikinci karbonu çizdim. CH3. Görüldüğü gibi ana zincir 3 karbonlu. İkinci karbonda bir tane CH3 var. İkinci karbonda bir tane OH var. OH'ın bağlı olduğu karbonda görüldüğü gibi hidrojen yok. Öyleyse bu bir tersiyer alkoldür. A seçeneği doğru cevaptır. Üçüncü soru. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin adlandırması altında yanlış verilmiştir? A seçeneğinde 3,4-dimetil-2-hekzanol denilmiş. Bakalım OH'ın en yakın olduğu uçtan itibaren karbonlara numara veriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde numaralandırdık. Dikkat etmemiz gereken burada etil grubuna dikkat ediyoruz. CH3 bir dal. Burada CH3 bir dal daha var. 2 tane dal var. 3. ve 4. karbonda metil bağlı olduğu için 3,4-dimetil dedik. 2. karbonda OH olduğu için 2-hekzan dedik. Alkol olduğu için ol dedik. Evet. Doğru adlandırılmıştır. A seçeneğinde adlandırma doğrudur. B seçeneğinde ise görüldüğü gibi bir halkalı yapı söz konusu. OH'ın bağlı olduğu karbon atomuna 1 numaralı karbon dersem hemen yanında bulunan CH 2 numaralı karbonda 3, 4, 5 ve 6. Görüldüğü gibi 2. karbonda 4. ve 5. karbonda CH var. 2, 4, 5 trimetil sikloheksanol şeklinde adlandırma doğrudur. Burada 1 dememize gerek yok. Çünkü OH mecburen 1. karbonda olacağı için. C seçeneğinde görüldüğü gibi hem bir alken yapısı hem de alkol yapısı söz konusu, aynı zamanda siklo yapıda. Üçüncü karbonda demiş burada. 1, 2, 3, 4, 5, 3 siklopentenol demiş burada. Hangi karbon atomunda ikili bağın olduğu ifade edilmemiş. Dolayısıyla bu yanlıştır adlandırma. Bu nasıl adlandırılmalıydı? Adlandırma şeklimiz şöyle olmalıydı. 2 siklopenten bir ol şeklinde olmalıydı. Dolayısıyla bu yanlış adlandırılmıştır. D seçeneğinde ise OH'un bağlı olduğu karbon atomuna en yakın uçtan itibaren yine karbonlara numara verirsek fark etmiyor burada. Her iki taraftan da verebiliriz. Birinci karbon, ikinci karbon, üçüncü karbon, dördüncü, beşinci, altıncı karbon. Üçüncü ve dördüncü karbonda OH var, görüldüğü gibi 3-4 hekzan
diyol doğru adlandırılmıştır. Üçüncü ve dördüncü karbonda OH olduğunu belirttik. Sonra alkan adını yazdık. Sonra da iki tane olduğunu belirtmek için dis sözcüğünü kullandık. Sonra da alkol olduğunu belirtmek için ol dedik. E seçeneğine gelince burada görüldüğü gibi OH'ın bağlı olduğu uçtan itibaren, uca en yakın karbondan itibaren numara veriyoruz. 1, 2, 3, 4 dedik. Üçüncü karbonda görüldüğü gibi ikili bağ var. 3 büten. İkinci karbonda OH var. 2 ol. 3 biten 2 ol. Doğru adlandırılmıştır. Burada görüldüğü gibi. Öyleyse doğru cevap yanlış olan sorulduğu için C seçeneğidir. Dördüncü soru, karbon sayısı 4 olan doymuş yapıda açık zincirli XYZ bileşikleriyle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi kesin değildir? X birincil alkol, Y ikincil alkol, Z ise üçüncül alkol. Kapalı formülü C4 taşon O'dur. Bu kesinlikle doğrudur. 4 karbonlu demiş çünkü. 4 karbonlu kapalı formülleri aynıdır bunların. Ve birincil, ikincil, üçüncül fark etmiyor. Bunların kapalı formülleri aynı olur. Birbiriyle izomerdirler, doğrudur. Aynı karbon sayılı primer, sekonder ve tersiyer alkoller birbirinin izomeridir. X'in adı 1-butanoldür. X uçta olmak zorunda. Karbon sayısı 4 olan doymuş yapıda açık zincirli demiş burada. Dallanmış yapıda da olabilir bu. Dolayısıyla bu kesin değildir. X'in adı 1-butanol olmayabilir. X'in kaynama noktası Z'den büyüktür. X'in kaynama noktası Z'den, evet, Z'den büyüktür. Çünkü üçüncüde dallanmış grup söz konusudur. Dallanma söz konusu olduğu için kaynama noktası düşer. Bu doğrudur kesinlikle. Z'nin uçuculuğu Y'den fazladır. Doğrudur. Z'nin kaynama noktası Y'den daha düşüktür. Bundan dolayı uçuculuğu fazladır. X'in adı 1-butanol olmayabilir. Dediğimiz gibi izobutanol de olabilir. Örneğin CH3, CH3, CH, CH2, OH bileşiği de olabilir. Bu da primer alkoldür. Görüldüğü gibi 1, 2, 3. İkinci karbonda metil bağlı. 2 metil 1 propanol şeklinde adlandırabiliriz. Ya da izopropil alkol şeklinde adlandırabiliriz. Doğru cevap burada C seçeneği olur. Adı 1-butanoldür. Kesin değildir. Beşinci soru, açık zincirli doymuş bir dialkolün 0,04 molü 3,6 gramdır. Bu alkoldeki OH grupları primer ve tersiyer yapıda olduğuna göre bu bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Öncelikle bileşikte kaç tane karbon atom var onu bulalım. 0,04 molü 3,6 gram olduğuna göre 0,04 eşittir 3,6 bölü MA'dan. Bu da MA eşittir 360 bölü 4 olur. MA eşittir buradan mol kütlesi eşittir 90 olur. 90 grammış bu bileşiğin 1 molünün kütlesi. Bir dialkol olduğuna göre kapalı formülü CN H2N artı 2 O2 şeklindedir. Burası 12N'dir kütlesi. Buranın 2N artı 2'dir kütlesi. Buranın da 32'dir. Toplarsak 14N artı 14N artı 34 eşittir 90'dan. Buradan da 14N eşittir. 34'ü 90'dan çıkarttığımız zaman 56 kalır. N eşittir buradan 4 olur. 4 karbonluymuş demek ki bizim alkolümüz. 4 karbonlu olmayan alkolleri eliyoruz öncelikle. A seçeneğindeki alkole baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 karbon var. Eleyemedik. B seçeneğine baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 karbon var. Eleyemedik. C seçeneğine baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 karbon var. Eledik karbon sayısından. D seçeneğine baktığımız zaman 3 karbon var. Bunu da eledik. E seçeneğine baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon var. Bunu da eledik. 4 karbon olan A ve B seçenekleri kaldı. Primer ve tersiyer yapıda olduğuna göre A seçeneğindeki alkol görüldüğü gibi primer yapıda ve sekonder yapıda bu olmaz. Bunu deledik. B seçeneğindeki alkole baktığımız zaman hem primer yapıda OH'un bağlı olduğu karbon atomunda hidrojen yok hem de tersiyer yapıda doğru cevap B seçeneği olur. Altıncı soru, aşağıdaki alkollerden hangisinin karşısında verilen bilgi yanlıştır? CH3OH bu metil alkoldür, zehirlidir ve az miktarda kullanılması körlüğe, biraz daha fazla kullanılması ölüme neden olur. Bu doğrudur. B seçeneğinde görülen alkol izopropil alkoldür. Alkenlere su katılmasıyla elde edilir ancak alkinlere su katılmasıyla elde edilmez. Alkinlere su katarsak keton elde ederiz. Alkol elde edemeyiz. C seçeneğinde verilmiş olan alkol görüldüğü gibi primer alkoldür. Bu da doğrudur. Uçta çünkü OH görüldüğü gibi. D seçeneğinde su ile belirli orandaki karışımı araç motorlarında koruyucu sıvı olarak kullanılır. Doğrudur çünkü etandiol görüldüğü gibi glikol başka bir ifadeyle araçlarda antifriz olarak kullanılıyor idi. Motor blokların çatlamaması için kış aylarında özellikle donma noktasını düşürmek için.
CH5OH şekerin fermantasyonu ile üretilir, doğrudur. Alkoller, daha doğrusu etil alkol şekerin fermantasyonu ile elde edilir. Siemens enzimi yardımıyla. Burada doğru cevap B seçeneği olur. Buraya kadar olan kısımda organik bileşiklerle ilgili 6. föyümüzde bitirmiş olduk. Burada alkolleri işledik kıymetli arkadaşlar. Bir sonraki föyümüzde, 7. föyümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.